Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ahmet Rasim hocamızla beraber edebiyat videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen soralım ne var? Hocam bugün milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirimizle işleyeceğiz. Genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bir de bu anlayışta şiir yazan şairlerimizin önemli olanlarını, öz sevmenin soğuma ihtimali olanlarını işleyeceğiz. Şimdi genel özelliklerinden başlayalım hocam. Şimdi bu anlayışa göre şiir yazan şairler için Anadolu ve Anadolu insanı çok önemlidir. Zaten adı üstünde nedir? Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir dedik. Bir hatırlarsanız arkadaşlar Cumhuriyet'ten önce milli edebiyat diye bir dönemimiz başlamıştı. Bir milli edebiyat akımı oluşmuştu. Bu akımdaki anlayışı devam ettirenlere diyoruz. Aslında böyle bir topluluk yok arkadaşlar. Bunlar zaten biraz sonra vereceğimiz isimler üzerinde de oturmuş bir konsensüs yok. Yani bu adam buncudur, bu adam bucudur, bu adam bucudur diye ayıramıyoruz. Bunları daha sonra edebiyat tarihçileri işlemesi, anlatması kolay olsun diye bu şekilde ayırmışlar. Şimdi milliyetçilik akımından etkileniyorlar. Zaten adları milli edebiyat. Türkçe'ye önem veriyorlar. Yabancı kelimelerinde Türkçe karşılıklarını kullanmaya çalışıyorlar. Yani mümkün olduğunca dilde sadeleşmeye gitmeye çalışıyorlar. Şimdi milli edebiyat olduğu için tabii ki ne olacak? Bizim milli ölçümüzü de kullanacaklar. Milli ölçümüz neydi? Bizim ta İslamiyet öncesi devirden beri kullandığımız hece ölçüsü ve dörtlüklerle memleket sevgisini bize anlatmışlar. Dilde sadeliğin yanı sıra şiirde de sadelikten yana oluyor. Dili sadeleştirdiği gibi şiirde de bir sadeliğe doğru yol alıyorlar. Şimdi bunlar süsten uzak insanlar, şiirlerinde süslü anlatımlardan uzak duruyorlar hocam. Dolayısıyla kelimeleri genelde ilk anlamlarıyla kullanıyorlar. Yani süslemek demek ne demek şiiri? Mecaz kullanırsınız, benzetmeler yaparsınız, imgelerle doldurursunuz. Ondan uzak oldukları için de kelimeleri daha çok ilk anlamlarıyla kullanıyorlar. Halk şiirini modern bir şiir anlayışıyla da devam ettiriyorlar. Yani halk şiirini tamam kullanıyorlar ama ta böyle yıllar öncesinden gelmiş haliyle değil. Onu modern bir şiir anlayışının içine sokuyorlar. Şiirlerde sıradan insanlara yer veriyorlar. Normalde şiirler hatırlarsınız önceki videolarımızda şiir çok önemliydi. Ona sadece padişah girer, işte peygamber girer, Allah girer ya da böyle çok sevilen her şeyde üstün tutulan bir kadın girerdi. Artık sıradan insanlar da girebiliyor. Bu anlayıştaki şiirlerde mahalli ve milli unsurlar da sık sık kullanılıyor. Yani zaten sıradan insanlara girdiğimiz zaman milli duygular da ön plana çıkarılmaya çalıştığı için mahalli yani bölgesel şeyleri de ögeleri de biz şiirlerde görebiliyoruz. Bu anlayışa göre şiir yazan şairlerin şiirleri işte Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı, Ağaç gibi dergilerde yayınlanmıştır. Bunları da ilerleyen videolarımızda göreceğiz. Hemen bu şahıslardan bazılarını tanıyalım hocam. İlki Ahmet Kutsi Tecer. Hece ölçüsüyle şiirler yazmış. Duygulu memleket şiirleri yazmış. Yani hece ölçüsünü yazarken de memleketin bütün güzelliklerini elinden geldiğince anlatmaya çalışmış. Ve şiirde Anadolu'yu işlemiş. Oyunlar da yazmış. Tiyatro oyunları. Halk edebiyatı üzerine ayrıca araştırmalar da yapmış. Ve en önemli özelliği zaten büyük ihtimalle sorulursa da buradan sorulabilecek bir soru hocam. Aşık Veysel'i edebiyat dünyasına tanıtmış. Yani bu halk edebiyatı üzerine araştırmalar yaparken Anadolu'yu geziyor. İşte ses kayıtları alıyor, oradaki ozanları geziyor, aşıkları bulmaya çalışıyor. Gezerken Aşık Veysel'i buluyor ve onu tanıtıyor bizim edebiyat dünyasına. Hepimizin bildiği Orada Bir Köy Var Uzakta şiirinin de şairidir Ahmet Kutsi Tecer. Eserleri Şiirler'de bir kitabı var. Orada toplanmış şiirleri. Bir Pazar Günü, Koşit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz gibi de tiyatroları vardır. Şimdi Kemalettin Kamu ile devam ediyoruz. Kemalettin Kamu da arkadaşlar gurbet şairi olarak anılır ama Bingöl Çobanları dendiği zaman Kemalettin Kamu aklımıza gelecek. En çok bu şiiriyle tanınmıştır. Dediğim gibi gurbet şairi olarak anılır. Bu da hocam aruzla başlamış. Daha sonra heceye geçmiştir. Hece ölçüsüyle şiir yazmaya başlamıştır. Zaten hani milli edebiyata dönüş yaptığı için zaten bu topluluğun içerisine alıyoruz. Kemalettin Kamu hayatı, şahsiyeti ve şiirleri de öldükten sonra kitaplaştırılmış. Orada bütün eserleri var. Bu şiirleri de tanınmış şiirleri o kitapta yer aldığı için önce ayrıca verdik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arif Nihat Asya. Bayrak şairi olarak bilinir. Bayrağa yazılmış şiirleri var. Birçoğunu eminim duymuşsunuzdur sizler de. Bayrak şairi olarak biliniyor. Dini ve milli duyguları sade bir dille işliyor. Şimdi zaten bayrağı yazan bir adam nedir? Milli duyguları, milli düşünceleri çok sık kullanması gerekir. Bütün ölçülerde şiirler yazmış hocam. Hece, aruz ve serbest ölçüyle şiirler yazmış.
Rubailerimiz vardı bizim arkadaşlar şiir konusunda hatırlarsınız. Son rubai şairlerinden artık divan edebiyatına uzaklaştığımız için kimse divan edebiyatının nazım biçimlerine bulaşmıyor. Onlarla alakalı şiirler yazmıyor o biçimde. Ama Arif Nihat Ersoy'un rubaileri de var. İslam inancını ve Türklüğü birleştirmiş. Yani Türklük İslamiyetle şeref bulmuştur. O şekilde kendini bulmuştur inancına göre yaşamış ve bunu eserlerine yansıtmış. Düz yazı da yazmıştır Arif Nihat Asya. Peki neler yazmış? Bir bayrak rüzgar bekliyor. Rubai yazı ödemiştik. Rubaiyatı Arif'i eserinde rubailerin toplamış. Kubbe-i Hadra, Kökler ve Dallar, Dualar ve Aminler, Kıbrıs Rubaili. Bu zaten baktığın zaman isimler hocam. Söylediğimiz her şeyi görüyorsunuz değil mi? Seccadem Kumvar'da diye başlayan bir şiiri vardı sanırım. Dualar ve Aminler. Dualar ve Aminler. Evet, onun altındaydı hocam. Mensur şiirleri de var. Mensur şiir neydi? Düz yazıya yakın şiirlerdi. Yaslamır yazısı ayetler diyedi ve düz yazıları da burada var. Orhan Şaik Gökyay şiire aruzla başlayıp heceyle devam etmiştir. Genelinde böyle bir durum var. Çünkü zaten o dönemi görmüşler. O dönemde yaygın olan ne? Aruz var. Aruza yazıyorlar. Sonra kendi özümüze dönelim deyip heceye dönüyorlar. Bunu da hepimiz duymuşuzdur. Bu vatan kimin? Hatta bestelenmiştir de. Bu vatan toprağın kara bağrında yatanlarındır diye başlayan şiirimiz. Şiir ile tanınmış. Araştırmacı yönü var. Dede Korkut üzerine çok fazla yaptığı araştırma var hocam. Zaten burada da görüyoruz. Dede Korkut, Dedem Korkut'un kitabı, Destursuz Vagilenler, Kadir Çelebi'den Seçmeler diye şeyleri var. Birkaç şiir diye bir kitabı var. Bunu kendisi İngilizce'ye çevirmiş sonradan. Poems diye yayınlıyor ve Bu Vatan Kimin şiiri onun en çok bilinen şiiri. Zeki Ömer Defne ile devam ediyoruz. Bazı kaynaklar Zeki Ömer Defne'yi almıyor. Biz ne olur ne olmaz diye aldık hocam. Sonra siz söylemediniz, Hüseyin'e sordu demesin arkadaşlar diye aldık. Yurt güzellemeleriyle tanınmıştır. Yani yurdu güzelliyor şiirlerinde ve hece ölçüsüyle şiir yazıyor. Denizden çalınmış ülke, ılgaz, sessiz nehir, kar delenler ve ziller çalacak da onların şiirleri. Yurt güzellemeleri deyince aklımıza böyle betimlemeler mi gelmeli? Böyle etrafı mükemmel bir şekilde anlatıyor. Evet. Yani fantastik bir dünya mı anlatıyor? Öyle sorayım. Yok öyle söylemeyeyim hocam. Yurt güzellemeleri derken hani yurdun güzelliklerini anlatıyor. Yurdunu güzel. Dünyanın en güzel ülkesi benim ülkem diyor mesela. Bu anladım. Bir güzellemedir. Yurt güzellemeleri derken yurdun güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Behçet Kemal Çağlar aslında mühendis kendisi. Hece ölçüsüyle şiirler yazıyor. Ankaralı Aşık Ömer Takma adını kullanarak şiirlerde yazıyor. En önemli özelliği Faruk Nafiz Çamlıbel ile 10. Yıl Marşı'nı yazıyorlar birlikte. Şadırvan dergisini çıkarıyor ve şiirlerinde çok miktarda Atatürk'ü işliyor. Bu yönüyle ön plana çıkıyor Behçet Kemal Çağlar. Erciyes'ten Kopançı, Burada Bir Kalp Çarpıyor Benden içeri diye şiirleri var. Çoban ve Atilla diye de tiyatroları var hocam. Cahit Külebi zaman zaman Nazmi Cahit takma adını kullanmış. Bazen kendi adını kullanmış. Yeni şiir ile geleneksel şiiri başarıyla birleştirmiş arkadaşlar. Ne yapmış? Geleneksel şiir dediğimiz hece ölçüsüyle yazılmış şiir. Serbest nazımda gelen şiirler var. Onların bütün özelliklerini bir potada eritebilmiş. Yine memleket şiirleri yazmış. Zaten milli edebiyat anlayışına uygun olması için memleket şiiri yazması gerekiyor. Kadınlar, halk ve doğa onun şiirlerinde 3 temel konudur. Halkı işlemiş, kadınlar işlemiş ve doğaları, doğayı bol bol işlemiştir Cahit Külebi. Sade temiz bir dille doğal ve içten bir anlatımla şiir yazmış. Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Dilde sadeleşmeye gitmiş. Yabancı kelimeler yok. Aynı zamanda halk edebiyatının samimiyetiyle, doğallığıyla, içtenliğiyle şiirler yazmış. Milli sanatı da ana kaynağı olarak almıştır Cahit Külebi. Adamın Biri, Rüzgar, Güz Türküleri, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda gibi şiirleri var. Şiir Her Zaman diye bir düz yazısı ve içi sevda dolu yolculukta da anılarını toplamıştır. Bedri Rahmi Eyüboğlu aslında ressam ama şairlik yönü de var Bedri Rahmi'nin. Şiirlerinde ressamlık yönünü başarılı şekilde kullanıyor. Adam zaten sürekli gözlem yapıyor, renkleri kullanıyor. Sanki tablo yapar gibi şiir yazıyor. Böyle bir güzelliği var. Sosyal konulara da değinmiştir. Halkın çektiği sıkıntılar, Anadolu'nun durumu, insanların geçim sıkıntıları vesaire bunları işlemiştir. Biçim ve ölçü kaygısı yok. Rahat bir şekilde şiirlerini yazmış, takılmamış. Halk edebiyatının da unsurlarını kullanmış. Bu yüzden Bedri Rahmi'yi bu 2000 arasına alıyoruz. Dol Karabakır, Dol, Karadut, Tuz, Yaradan'a Mektuplar 3'ü birden 4'ü birden diye bir devam etmiş. Şöyle yaşadım ve düz yazı diye çalışmaları da var böyle. Bir ara seri denemiş ama. Evet, üçleme olmamış, sonuncusu evet, gelmemiş. Burada tamamlıyoruz. Evet, hocam. Burada çok bitirdik. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.